Çok soru alıyorum. Tatlı ihtiyacımı nasıl götürürüm diye. 386 kalorilik shake'le yaklaşık 12 gram yağ, 28 gram karbonhidrat ve de 43-44 gram protein var bu shake'in içinde. Vitamin C ihtiyacınızı da günlük %50 olarak karşılamış olacaktır. Hey hey hey, what's happening YouTube? Egefit is back in business. Actually, always in business. Yeniden muhteşem bir videoyla karşınızdayız. Bugün yapacağımız şey protein shake yapacağız. 386 kalorili diyette muhteşem bir şekilde gidecek. İdmandan önce veya idmandan sonra muhteşem tatlı ihtiyacınızı, tatlı böyle cravings'lerinizi, böyle canınızın çekmesini birazcık bastıracak bir şey. Çünkü aynı yollardan biz de geçiyoruz. Ben doğalım. Düşük yağ oranlarına geçmek inanılmaz zor. Gerçekten midem bana savaş açıyor. Her acıktığımda sanki midem beni öldürmeye çalışıyor ve ben yemek koyduğumda o öldürme birazcık bir gecikiyor gibi bir his alıyorum kankalar. 386 kalorili, 44 gram protein, 12 gram yağ, 28 gram karbonhidratlı 386 kalorili muhteşem bir shake tarifi veriyorum. Bu ilk shake tarifi olacak. Birazcık daha kalorili isteyenler varsa o shake tarifi de sonradan gelecek. Vücudumuzda şu anda bu şekilde. Tişörtümüzü giyelim, hem birazcık soğuk. Tişörtü kaybettik, tişört giyemiyoruz. İşe bakın. Neyse, tamam. Sabahlarımız shake'ten sonra bununla başlıyor. Uyandıktan bir saat sonra ben sporcu kahvemizi içiyorum. Çok güçlü bir kahve. Düz duvara tırmandırtabilir. Aç karnına içerseniz kankalar etkisini çok iyi hissedeceksiniz. Robusta kafedir. Tada falan önem göstermedik. Sadece tak diye vursun böyle alnınızı böyle tak diye. Alnınız şey şakağınızdan böyle vursun diye arkanızdan birisi böyle sanki böyle tokatlamış gibi hissedin diye sizi idmana götürsün, sizi aktif yapsın diye böyle bir kahve yaptık. 1 gramında 18 ila 23 gram 23 miligram kadar kafein var. Normal kahvelerde 10-12 miligram vardır. Yani iki katı daha güçlü kafein anlamında. Öyle başlıyor. Şimdi size taktikleri veriyorum. Artık meyvelerinizi asla ve asla normal bir şekilde kullanmayın. Buzlu içerseniz daha güzel tat oluyor. Shake tadı gibi oluyor. Yani hani McDonald's'ta falan yapılan güzel milkshake'ler var ya. Böyle bir tat çıkıyor kankalar buzlu içerseniz. Daha soğuk içerseniz şeylerinize, içeceklerinizi. Bu yüzden ben bütün meyvelerimi dondurucuda donduruyorum. Bu ilk yapmanız gereken şey olacaktır. Yani böyle şeyler var, buzlar var. Bu buzları nasıl dondurduğumu göstereceğim sizlere. Soyuyorsunuz ve de dondurucuya atıyorsunuz bir tane poşetin içinde. Onun dışında ilk yapmamız gereken şey, neden 386 kalorilik çok düşük bir şey diye merak ediyorsanız, çünkü kankalar düşük kalori aldığımız için düşük bir kalorili tatlı ihtiyacımızı gidermemiz bizim için daha iyi olacaktır. Badem sütü var kankalar. Badem sütünü 200-210 mililitre kadar badem sütü koyuyorsunuz. Veya su. Tamam mı? Badem sütü koymuyorsanız su koyabilirsiniz. Bundan sonraki tarifim kremalı bir tarif olacak ama bugün sadece tatlı ihtiyacınızı götürecek düşük kalorili bir şeye konsantre oluyoruz. Yarım muz koyuyorsunuz. Muzda çok fazla kalori var kankalar. Çok fazla karbonhidrat var. Sabah kahvaltısında veya idmandan sonra bu karbonhidrat ihtiyacınızı karşılayacağınıza günün başka zamanlarında karşılayabilirsiniz. Hani atıyorum arkadaşlarla dışarı çıkıyor olabilirsiniz. Kız arkadaşınızla yemek yiyor olabilirsiniz. Aileniz bir şey yapmıştır, onu yemek zorunda kalırsınız falan filan. Bu yüzden karbonhidratı, yağı biz gün genelinde düşük tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla falan bir şey yapacaksak o şekilde yapıyoruz. Yarım muz. Bu arada bu shake günlük vitamin C ihtiyacınızı %50'sini de karşılayacaktır. Yarım muz buzluydu. 4 tane buzlu çilek atıyoruz. 4 tane buzlu çilek atıldı. Bu muzları nasıl şey yapıyorum, donduruyorum diye merak ediyorsunuz. Alıyoruz kankalar şu şekilde. Aldınız hop hop açtınız abi. Açtıktan sonra yarım muz yiyeceğim için yarıya bölüyorum. Bu şekilde bunları dondurucuya atacağım.
Bu arada tişörtümüzü de bulduk. Tişörtler nereden? Unsatisfied Gear'dan. Eğer kendinizi farklı görüyorsanız, farklı insan türüyseniz, different breed anlamı sizlere farklı insan olduğunuzu hatırlatır. Evet, muzu da koyduğumuz an. Shit. Amerika ne kadar soğuk ya. Evet, muzu da koyduğumuza göre şu anda yağ ihtiyacımız nereden geliyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Bir kaşık yer fıstığı ezmesi atıyoruz. Evet, eğer pahalıysa yer fıstığı ezmesi falan filan, zeytinyağı da atabilirsiniz. O birazcık protein değerini düşürecektir. Bir kaşık atıyorsunuz kankalar. Allah'a emanet, bıraktınız içine. Yer fıstığı ezmesinin tadı değişmemiş. Diyette daha ileri noktada değiliz. Çünkü diyette ilerleyince, daha düşük yağ oranlarına geçince yemin ediyorum Allah tarafından vahiy olarak indirilmiş bir yer fıstığı ezmesi diye düşünüyorsunuz. Çok inanılmaz lezzeti falan, güzel. Evet, en son olarak yapacağımız şey 2 ölçek protein tozu. Ben bisküvili protein tozu atıyorum. Flavor diyeceğim. Bisküvi veya çikolata olması pek fazla fark etmez diye düşünüyorum. Ama bisküvili muhteşem oluyor. Evet, iki tane ölçek attık. Bu kadar abi. 386 kalori. Ağzını kapatıyoruz. Kıvamı çok güzel oluyor. Birazcık katımsı oluyor. Katımsı yapmamızın sebebi de birazcık karnımızı doyursun diye, beynimizi birazcık kandırsın diye, beynimize böyle yiyormuş gibi bir şey, sinyal verirsek daha çok tok tutup daha çok böyle tatlı ihtiyacımızı gidermiş gibi olacağız kankalar. Şimdi yukarı tutuyoruz bunu. Evet, shake'imiz bitti şu anda. Kıvama bakar mısınız? Neredeyse kaşıkla yenilebilir ama içerek de olacaktır. Pipetle olmayacaktır ama. Öyle bir kıvam var kankalar. Ben böyle bir kıvam seviyorum. Böyle dondurulmuş dondurma gibi ama birazcık böyle erimiş gibi bir kıvam seviyorum ben kankalar. Tadına bakıyoruz. Muhteşem güzel. Tatlı ihtiyacınızı getirecek bir şey. Çok soru alıyorum. Tatlı ihtiyacımı nasıl götürürüm diye. 386 kalorilik shake'le yaklaşık 12 gram yağ, 28 gram karbonhidrat ve de 43-44 gram protein var bu shake'in içinde. Vitamin C ihtiyacınızı da günlük %50 olarak karşılamış olacaktır. Muhteşem bir şey. Deneyin. Asla ve asla pişman olmayacaksınız. Salep tarzı bir kıvama sahip. Kendinizi alkışlamayı unutmayın. Ege Fitness'e peace out. Böyle videoların daha fazla gelmesini istemiyorsanız beğenip yorum atmayı unutmayın. Peace out.